Akut ağrıyı anlatırken ani başlayan hani ağrıdan bahsettim. Belki hani burada birçok hastalıkta veya durumda ani başlayan akut bir ağrı hissedebiliyor insanlar. Ama kronik ağrıyı belki biraz daha aslında derinleştirmek istiyorum bu yayında. Çünkü o daha uzun süre baş etmemiz gereken belki. Belki belli düzenlemelerle daha iyi baş edebileceğimiz bazı şeyler olabilir diye düşünüyorum akut ağrıdan farklı olarak. Sen kronik ağrı deyince aklıma sık sık duyduğumuz bu fibromiyalji tanısı geliyor. Hani farklı hani kliniklere de başvurular olabiliyor ya da bu tanıyı almış ya da duymuş insanlar oluyor. Yani kronik ağrı ya da fibromiyalji derken nelerden bahsediyoruz? Kronik ağrı aslında çok geniş bir yelpaze. Fibromiyalji de bunlardan biri. Neler var kronik ağrı kapsamında dersek? Örneğin omurilik uzun süre basılarında, satıslarda, nöropatik ağrıların olduğu, işte diyabetik nöropatilerde, trigeminal nevralizde, uzun süren eklem ağrılarında, akut artrit durumunda değil de ama artık iyileşmiş ama hala süren ağrılarda, kanser gibi durumlarda da ağrı eşlik edebilir. Ya da daha çok ruhsal kökenli olduğu düşünülen otomatik ağrılar, fibromiyalji gibi birçok sebeple olabilir. Dolayısıyla bu geniş bir yer sadece. Önemli çünkü ağrısı olan kişi ağrı ile duygulanımı, bilişsel işlevleri, davranışları, bunun sonucu olarak da gündelik hayatında genel işlevselliğini yitirir. Bunlar ciddi etkilerini. Bütün bu etkenler nedeniyle aslında Dünya Sağlık Örgütü de ağrıyı, özellikle de kronik ağrıyı bir halk sağlığı sorunu olarak kabul etti. Ve ağrılı olan hastanın değerlendirilmesinde çok yönlü değerlendirmenin önemini vurgulamıştır. Kronik ağrısı olan kişi fonksiyonel açıdan bağımlı hale gelir bir süre sonra. Üreticiliği engellenir ve psikolojik sorunlar yaşayabilir. Çok yoğun depresyon ve anksiyete eşlik eder kronik ağrını. Bir artık sebep-sonuç ilişkisi haline gelir. Fibromiyalji de aslında bu kronik ağrı yelpazesinde somatoform bozukluklar altında ağrıyla giren bir form olarak değerlendirilebilir. Bu tarz hastalıklar aslında somatoform bozukluklarda beden-zihin ayrımının olmadığını kanıtlar niteliktedir bu hastalıklar. Fibromiyaljili hastalarda neler olur dersek, işte yaygın ağrının yanı sıra yorgunluk, uyku bozukluğu, depresyon, anksiyete, bilişsel olumsuz etkilenme gibi komorbid durumlar görülebilir. Yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Yaşamla başa çıkma yeteneği azalır. Problem çözmekle ilgili zorlanır. Ve çevresiyle olan iletişimi bozulur. Çünkü ağrı, kronik ağrı hastalarında sadece fibromiyaljide değil, bir süre sonra çok merkezi bir rol edilir. Yani kişi ağrıdan kaçınmak için günlük rutinlerini değiştirir ve çevresiyle olan iletişimi bozulur. Yapabildiği şeyleri yapamaz hale gelir ve duygusal açıdan olumsuz etkilenir. Fibromiyaljide aslında diğer böyle bir fark var. Diğer spektrumdaki gördüğümüz ağrılardan farklı olarak toplumda bir ön yargı var fibromiyaljiye karşı. Ruhsal kökenli ağrılara karşı. Çoğu zaman kişinin kendi yarattığı, ağrının aslında var olmadığı ya da abartıldığı yönünde yanlış bir yaklaşım var toplumda. Bu nokta aslında daha önce ağrının tanımında da bahsetmiştik. Yani bir ağrıyı biz ölçemiyoruz. Ağrı varsa vardır. Ağrı hissediyorsa hissediyordur. Ama şunu biliyoruz. Yaradığı açıdan artık bunu görebiliyoruz. Nasıl ki işte ağrılı bir uyaran geldiğinde, fiziken bir yerimiz hasar gördüğünde,
korteksimizde, üst beyin merkezimizde bazı bölgeler aktive oluyor. Ağrıyı duyumladığımız ve aynı zamanda bilişsel olarak değerlendirdiğimiz ve işte hissettiğimiz duyguların var olduğu bölgeler. Aslında bir yere işte üzüldüğümüzde, yoğun bir duygusal anda da hissettiğimiz ağrıda da aynı bölgeler aktive oluyor. Dolayısıyla beyde ağrılı uyarının gelmesinden bağımsız olarak işte uyaran olmasa da ağrıyı hissedebiliyor. Bu da herhalde bu yanlışı önüne geçmek için önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Fibromiyalji verimliliği çok azaltıyor. İş gücü kaybına ve işte yüksek tedavi maliyetine de neden oluyor. Motivasyon kaybına da neden oluyor. Dikkat dağınıklığına neden oluyor. İç kalitesini düşürüyor. Önemli bir sağlık sorunu haline geliyor. Hani kronik ağrılarda kişi öncesinde yaşadığı ağrı durumun ağrısız haliyle kronik ağrıyla yaşadığı hal arasında neredeyse farklı bir kişi haline geliyor. Çünkü bilişsel açıdan da insanı çok değiştiriyor. Kişi ağrıyla akut ağrıyla mücadele edebiliriz. Ama kronik ağrıyla mücadele ederken aynı yöntemleri kullanırsak bu bizi fazlasıyla yıpratır, ruhsal açıdan da yıpratır, sosyal da yıpratır. Birçok kronik ağrı hastası merkezde bunu yaşadığı için günlük hayatları, günlük hayat içindeki yerimizi gerçekleştirmek istediği birçok aktiviteyi gerçekleştiremez hale geliyorlar.